Değerli üreticilerimiz Agroida firmasından Mustafa Öztop. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bugün yine konumuz zeytin. Zeytinde dördüncü uygulamanın zamanı geldi. Artık kıştan çıktı bahçelerimiz, bahar başladı. Hatta çiçek salkımlarımız oluşmaya başladı. Dördüncü uygulamayı hangi evrede yapacağız? Şimdi Türkiye'de şu an desenin çok yayıldığı bir dönemdeyiz. Tomurcuktayız, çiçek başlangıcı var. Daha tomurcuğun uyanmadığı bir bölge var. Ve sizden gelen yoğun sorular var. Ne zaman yapacağız diye. Şimdi ekranda göreceksiniz. Zeytin salkımları oluştuğunda dördüncü uygulamayı yapmış olmamız gerekiyor. Başlamamız gerekiyor daha doğrusu. Dördüncü uygulamaya başlayacağız. Genelde sıcak sahil kesimlerinde bu şu an gerçekleşti. Daha yüksek rakımlarda henüz ağaçlarımız yeni uyanmaya başladı. Bursa bölgesinde tomurcuklar yeni kabarmaya başladı. Bu dönemsel takibi sizlerden ricamız takip edip ona göre uygulama yapmanız olacak. Çünkü kritik bir evredeyiz. Bu evrede dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Bu zeytin pamuklu biti. Halk dilindeki pamucak. Bununla ilgili bir mücadele yapılacak. Bu zeytinin dördüncü uygulamasıyla beraber karıştırılıp yapılması gerekiyor. İşçilik kolaylaması için. Zeytin pamuklu bitiyle beraber yaptığımız mücadele aslında bize zeytin güvesinin çiçek nesline karşı bir önlem olacak. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde kritik ve faydalı bir uygulamadır. O yüzden bu uygulamanın yapılması önem arz etmektedir. Biz bu uygulama içerisinde neler kullanacağız? Bir, İda kalsiyumu kullanacağız. Kalsiyumun içerisinde bor var. Kalsiyumla birlikte taşınımını hızlandırıyor. Bunu kullanacağız. İda N21'i kullanacağız. İki türevli azotumuz. İda Ocean'ı kullanacağız. Deniz yosununu ve İda Süper 3 dediğimiz ürünümüzü kullanacağız. Şimdi bu ürünlerin görevleri, asli görevleri nelerdir? Şimdi birçoğumuz yaşamıştır. Zeytinde bazen boncuklu meyve olur. Ekranlarda detay göreceksiniz. Küçük küçük meyveler yapar, gelişmez meyve. Bu bitkinin çiçeklerinin düzensiz uyanmasıyla alakasıdır. Bununla da ilgili kalsiyum, deniz yosunu ve azot önem arz eder. Çünkü bu ürünler bir araya geldiği zaman bitkinin aynı zamanda uyanması teşvik edilir. Bu uygulama bu yüzden çok önemlidir. Zeytinde pamuklu bit çok ciddi bir zarar veren bir zararlı değildir. Ama popülasyonu bir anda hızlanabilir ve çok ciddi sayılara ulaşabilir. Bu da ekonomik bir zarara sebep olur. O yüzden bunun ilaçlamasını da yapmamız gerekmekte. Tüm ürünleri bir araya getirip karıştırıp yani bitki besleme ve bitki korumayı birlikte kullanabiliriz. Bir de halkalı leke mevzumuz var. Şimdi bizimle yeni tanışacak bahçelerine bugüne kadar herhangi bir işlem yapmamış üreticilerimizin özellikle bizleri aramasını istiyorum. Çünkü programın haricinde onlara farklı bir yöntem geliştirdik. Bunu uygulamamız gerekiyor ki bu kritik sezonda yaprak dökümü gerçekleşmesin. Eğer şu anda yaprak dökümünüz olursa zeytin ağaçlarınız çiçek evresinde çıplak kalır. Bu da çiçeklerinizin güneş tarafından yanmasına sebep olur ve size yıl kaybettirir. O yüzden halkalı lekeyle bugünlerde eğer mücadele yaparsak kesinlikle ama kesinlikle mantıklı bir mücadele yapıp yaprağımızı dalında bırakmamız gerekiyor. Eğer yere düşürürsek bugünün ısınan havası bütün tomurcuklarımızı, çiçeklerimizi yakacaktır. Bize hasatsız bir yıl getirecektir. O yüzden önemli bir zamandayız. Yine üstüne basa basa tekrar etmek istiyorum. Önemli bir zamandayız. Sahada bölge sorumlusu, ziraat mühendisleri arkadaşlarımız da görev alıyoruz. Lütfen bizlere ulaşın. Bizler bu konuyla ilgili sizlere tabiri caizse danışmanlık yapalım ve bu kritik dönemi birlikte atlatalım. Yazın o ağaçlardaki güzelliği hep beraber yaşayalım. Agroida ile Gelecek Tarım'da.